görüyor. Şimdi Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı konulu konferansını sunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Uzman Yardımcımız Sayın Mustafa Örnekli Hocamızı mikrofona çağırıyorum. Arz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على من اتبع الهدى bizleri yaratan, yaşatan, eşrefi mahlukat kılan, kendisine iman etmeyi, kulluk etmeyi bize nasip eden, Kur'an-ı Hakim'le bizi hidayete sevk eden, peygamber göndermekle bize büyük bir lütufta bulunan, büyük bir mana için Habibi Edibi'nin muhabbetiyle bizi bugün bu salonda buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Edibi, Hatemül Enbiya, son peygamber, Habibi Kibriya, büyük peygamber, kainatın efendisi, ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz peygamber, Kur'an-ı Hakim'de Cenab-ı Mevla'nın en güzel örnek diye bize tanıttığı peygamber, muhabbetiyle bugün bizi buluşturan peygamber, şairin, efendim, müjdecim, kurtarıcım, önderim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim dediği peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Âline, ashabına, ehli beytine salat ve selam olsun. Bu kutlu günün, bu kutlu haftanın, bu gününün, bu saatinde bütün işlerini erteleyerek Allah Resulü konuşulacak diye, Hazreti Muhammed'den bahsedilecek diye büyük bir heyecanla, imanla, muhabbetle bu salonu dolduran siz kıymetli kardeşlerimize selam olsun, selam olsun. Bizi bu güzellikleri yaşatan, böyle önemli programlar gerçekleştiren kıymetli müftüm hocam başta olmak üzere, onun mesai arkadaşlarına, kıymetli meslektaşlarıma, her türlü desteğini veren kıymetli daire amirlerimizden Allah razı olsun. Sizin desteğinizle, Rabbim lütfu inayetiyle onlara nice güzel hizmetler yapmayı lütfeylesin. Kıymetli kovancılar ve hemşehriler, kardeşlerim, çok önemli bir husus için toplandık. Çok hayati bir konudan bahsediyoruz hafta boyunca. Bu öylesine önemli ki, belki kovancılar kardeşlik hukukunu yaşıyor. Kovancılarda biz dost insanlarız. Ama ülkemize baktığımızda, hele dünyaya şöyle bir baktığımızda, tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını görmekteyiz. Merhamet açısından, bir arada yaşama açısından dünyamızın en zayıf dönemlerini yaşadığını görmekteyiz. Yüzyıllarca İslam'ın, ahlakın, merhametin medeniyeti olan ülkemizde, hoşgörünün adresi olan şehrimizde, Mevlana diyarımızda bugün haberlere baktığımızda şöyle bir haber görmek mümkün. 16 yaşında bir kız çocuğu, annemi hangi yöntemle öldüreyim, cinayet işleyeyim diye internet sitesi kurar, en çok oy alan cinayet şekliyle annesini öldürebiliyor. Bir başka şehrimizde başka başka felaketler. 17 yaşındaki bir erkek çocuğumuz bugün babasını öldürüp onun cesediyle aynı odada günlerce kalabiliyor. Bugün okuduğumuz gazetelerin 3. sayfası bize her gün felaketlerden, cinayetlerden, aile facialarından, cinnet geçiren insanlardan bahsediyor. Çöp çöp konteynerlarından bebek parçaları çıkıyor. Yaşadığımız dünyadan bahsediyoruz. Onun için çok hayati bir husustan bahsediyoruz. Dünya insanı bugün gökyüzünü keşfetti ama kardeşliği henüz hala keşfedemedi. Uzaya çıkıyor, aya çıkıyor ama üst kattaki komşusuna, üst mahalledeki komşusuna çıkamıyor.
dünya insanı. Ulaşım kolaylaştı ama sıla-i rahim hala çok zayıf. İletişim çok ilerledi ama muhabbet azaldı. Görüntülü telefonlarla dolaşıyoruz ama kendimizden başkasını gözlerimiz görmüyor. Onun için çok hayati bir konudan bahsediyorum. Bahsetmek mecburiyetindeyiz. Ve bu konuyu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı özelinde konuşuyorum. Çünkü Hazreti Muhammed'i konuşmadan, onun ahlakını konuşmadan bir arada yaşamayı mümkün kılacak, huzuru bize getirecek bir imkan yok. Onun için Allah Resulü'nü konuşmak durumundayız. Cafer bin Ebi Talip Mekke'de Müslümanlar yaşayamaz hale gelince Habeşistan'a gittiler. Allah Resulü onları gönderdi. Gidin orada bir kral var, adildir dedi. Başlarında Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimizin kardeşi, Habeşistan kralının huzurunda konuştu. Dedi ki, ey kral, biz bir cahiliye toplumuyduk. Her türlü günahı işlerdik. Haram yemek, zina etmek de hayatımızdaydı. Güçlü zayıfı ezerdi. Putlara tapardık. İnsanlık nedir bilmezdik. Allah içimizden bir peygamber seçti. O bize merhameti öğretti. O bize tevhidi anlattı. O bize kardeşliği yaşattı. O bize insan olduğumuzu hatırlattı. Biz onun için yollara düştük ey kral dedi. Ve hakikat de öyleydi. Cahiliye toplumu 20 sene sonra dünyanın en güzel toplumu oldu. O bedevi toplum dünyanın en medeni toplumu oldu. O kabile toplumu dünyanın en büyük devletini kurdu. Mekke'nin cahiliye toplumunda birbirini boğazlayan insanlar, Medine'nin ahlak toplumunda birbiri için yaşayan insanlar oldu. Biz bunu anlamalıyız. Değil mi bugün hangi erdemden bahsedersek bahsedelim en büyük örneğini Ashab-ı Kiram'dan buluyoruz. Haya deyince Hazreti Osmanlar geliyor aklımıza. Cesaret deyince Hamzalar, Aliler geliyor aklımıza. Vefa deyince Ebu Bekirler geliyor aklımıza. İffet deyince Sümeyyeler, Fatımalar geliyor aklımıza. O cahiliye toplumu nasıl bütün insanlığın örnek toplumu oldu? Bunu anlamak durumundayız. Bu ahlakı konuşuyoruz ve bunun için konuşuyoruz. Mekke'yi bir hüzün akşamında Müslümanlar terk etti. Medine'ye göç ettiler. Zorlu yıllardı. Merhamet mücadelesi, ahlak mücadelesi de kolay değildi. Kolay olmadı.